Disan Dişli'nin katkılarıyla hazırlanan Sektörel Bakış başlıyor. Öncelikle bir Konyalı firma olarak Konya'dan buraya kadar gelen bir yerel televizyonumuza Kanal 42'ye teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle güzel bir hizmet veriyorlar. Rabbim sizlerin de işini hayır eylesin, artırsın. Şimdi gelelim bu güzide firmamıza. Evet. Lusna'yı şöyle bir senden dinlemek isteriz. Neler yapar, neler üretir, neler çıkartır böyle. Eyvallah. Ben Lusna'yı hemen kısaca anlatayım. Lusna firmamız süs sağım makinesi, ilaçlama makinesi, yem kırma makinesi ve soğutma tankı üreten ve ürettiğini de yaklaşık 25-30 ülkeye ihracat eden bir firma. Uzun süredir çalışmamız bu şekilde devam ediyor. Ben bu işi 2002'den beri yapıyorum. Çalışmalarım bu şekilde devam ediyor. Şimdi alan hem güzel hem biraz da kritik. Neden? Bir süs sağma makinesi. Muhakkak 365 gün kullanılacak. Kesinlikle. Ama sıkıntısız kullanılacak. Kesinlikle. Burada da işte Lusna devreye giriyor. Süt sağma makinalarına şöyle bir başlayalım mı? Eyvallah. Makinamızın özelliklerinden itibaren girelim. Şöyle seni de alayım Mehmet abi. Bu makinemizin özelliği nedir? Şöyle güzel konuya güzel girdiniz. Süt sağma makinesi günde iki kere kullanılan ve yılın 365 günü kullanılan bir makinemiz. Bu makinemiz tek sağımlık yani tek ineklik için, iki ineklik için yani iki ineklikten kastımız nedir? Bir anda iki ineği sağan, efendim söyleyeyim bunun elektriklisi, yan tarafta hem benzinlisi hem elektriklisi olan bir makinemiz. Güyüm olarak paslanmaz güyüm, alüminyum güyüm ayrıntılarımız var. 40 litre kapasiteli. Akabinde bunun dışında sistem dediğimiz, otomatik sistem dediğimiz sağım odalarımız var. Bir anda 12 ineği, 24 ineği daha fazla ineği sağan, sağdıktan sonra direkt soğutma tankına aktaran bir sistemimiz de var. Tabii buraya her şeyi getirme şansımız yok. Buraya normal bazı makinelerimizi göstermek için buraya getirdik. Süs sağım makinesi kısaca bu şekilde. Şimdi efendim teknolojinin her geçen gün alıp başına gittiği bu dönemde evet. Farklı bir yenilik yapmışsınız. Aynı anda bir makine iki ineği sağabiliyor. Evet. Yeterli mi? Bence değil. Eminim Lusna boş durmuyor. Çalışmalar devam ediyor. Projeleri biraz göz atalım. Kesinlikle şöyle. Devam ediyor. Türkiye'de ilk defa biz plastikten bir hava tankı yaptık. Yani vakum tankı. Bu tamamen polietilen bir tank. Az önce bahsettiğim gibi Türkiye'de ilk defa biz yaptık. Önceden saçtan boyalı saç yapıyor idi. Bu da bir yıl içerisinde veya kısa bir süre içerisinde paslanıyor. Paslandıktan sonra o küf hem pompa içerisine gidiyor hem sistem içerisine gidiyor. Bu da makinemizin arızalanmasına sebebiyet veriyor. Fakat bunu yaparak biz bu paslanma işini ortadan kaldırdık. Artı çok uzun süre kullanım sağladık. Tahmin ediyorum yani makine kaç yıl gitti, 10 yıl gitti. Makineyle beraber de bu da gidecek. Şimdi ayrıntılar çok güzel düşünülmüş. Makinenin uzun ömürlü olabilmesi için evet. Hatta ilk günkü gibi yeni görünebilmesi için hiçbir şeyden kaçınılmamış. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Ama insanın şimdi burada aklına şu soru geliyor ister istemez. Dedik ya hani günün her günü kullanılıyor, kullanılmak zorunda. Olası arızalarda, olası sıkıntılarda bir alo dediğimizde sıkıntı gideriliyor. Kesinlikle kalınmaz. Servis ağlarımız var. Konya dışındaysa orada olan servislerimiz hemen olaya müdahale ediyor. Veya Konya'da ise biz direkt fabrikadan da elemanlarımızı gönderebiliyoruz. Zaten birçok parçası bu işlerle uğraşan yerlere satılıyor. Yani hiçbir müşterimizin mağdur olmasını razı olmayız. Çünkü
inek beklemez. Muhakkak o süt sağlayacak. Sağlamadığı zaman, geciktiği zaman ineğin strese girmesi, strese gittikten sonra sütünde azalma olması. Bunların hepsi çiftçimizin veya besiye bakan kimselerin aleyhine olan bir durum. Biz de bunlara kesinlikle razı olmayız. Eğer bir durum varsa, arıza varsa hemen gidermeye çalışırız. Anlatması bizden, durumu birebir yaşaması sizden. Yani gerçekten süt sağma makinesi deyip geçmemek lazım. Çok güzel ifade etti Mehmet abimiz de. Direkt psikolojiye yansıyor efendim. Yani kendimizden yola çıkalım. Bir psikolojisinin bozulması demek ne demek efendim? Verimin düşmesi demek. Bu da neye yansır? İster istemez süte yansır mı? Kesinlikle ama kesinlikle yansır. Her ayrıntı her zaman için küçük şeylerdedir. Ama maşallah burada da her şey en ince ayrıntısına kadar tabii düşünülmüş. Şurada pulsatör diyoruz. Bu pulsatör nabız atışına göre vuruş yapıyor. Yani 60'a 40 diyoruz. İneğin kalp atışı 60'a 40 olduğu için ineğin rahat etmesini sağlıyor. Eğer el ile sağım yaptığımız zaman ineğin göğsünü bazen çok çekiyoruz. Bazen çok baskı uyguluyoruz. İnek bundan da rahatsız oluyor. İnek kendisini bırakamıyor. Ama makinede standart. Makine her zaman vuruşları aynıdır. Çekmez. Sadece sıkar bırakır. Sıkar bırakır. Bu şekilde de inek kendisini serbest bıraktığı zaman süt veriminin büyük oranda arttığını söyleniyor. Veteriner hekimlerin bize söylediği sütün inek göğsünde hazır olmadığı, yaklaşık %60 ve %70'in sağım esnasında oluştuğu bize aktarılan bilgiler arasında, bu da çok önemli. İneğin rahat olması lazım. Eziyet veya eza çekmemesi lazım. Ama gerçekten bu noktada ben sizi kutlamak istiyorum. Evet. Ticareti bir kenara bırakmışsınız. O dili olmayan varlıklar var ya. O Mevla'nın yarattığı varlıkların da bir noktada canlar yanmasın diye, onlar da kendilerini rahat hissetsin diye gerçekten taşın altına elinizi koymuşsunuz. En iyisini düşünmüşsünüz. Tabii şimdi şöyle süt sağma makinesi var. İnekler için veya hayvanlar için kaşığı var. Hep bunlar hayvanlar için. Eğer hayvan rahat gezerse, efendim söyleyeyim, bulunduğu ortam temiz olursa, diğer teknolojilerden faydalanırsa, hakikaten süt verimi artıyor, inek rahat ediyor. Bu da çiftçimize dönüş yapıyor maddi olarak. Onlar rahatladığı zaman biz onlara rahat bir şekilde makine satıyoruz. Hepsi birbirine bağlı, inintili bir sistem. Bu şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Efendim tabii biz ne yaptık? Süt sağma makinesine biraz ağırlık verdik. Ama Lusna'da sadece süt sağma makineleri mi var? Hayır. Efendim çiçeği burnunda bir ürünümüz olduğu için, böyle fuarda albenisi daha fazla olduğu için, benim de dikkatimi çektiği için şöyle süt makinelerine biraz daha fazla ağırlık verdik. Ama yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz Lusna'ya geldiğinde süt sağma makinelerinden başka neler bulacak? Evet, süt sağım dışında hemen sütü aldık, sağdık. 32-36 derece arasında bir sıcaklığı var. Bu sütü bizim soğutmamız lazım. Niye soğutmamız lazım? Bakteri üretmemesi lazım. Onun için de soğutma tankımız var. Buradan aldığımız sütleri hemen soğutma tankına aktarıyoruz. 3-4-5 dereceye getiriyoruz. Akabinde bunu mandıraya ulaştırıyoruz soğuk şekilde. Ve bakteri ürememiş oluyor. Bakteri üremediği zaman, örnek veriyorum. Bunu örnek veriyorum. 10 kilo sütten 1 kilogram peynir alıyorsak, normal sütte, sıcak sütte, soğutulmuş sütte 7 kilodan 1 kilogram peynir alıyoruz. Bu da mandıracımıza katkı sağlıyor maddi olarak. Yani az sütle çok peynir yapmış oluyor. Yine ineklerin beslenmesi için yem kırma makinemiz var. Buğdayı, arpayı, efendime söyleyeyim, fasulyeyi, nohutu yem yapıyor. Bu da küçük çiftçilerimiz için veya küçük besicilerimiz için kurgulanmış bir makine. Onun yanında sap parçalama dediğimiz bir makinemiz var. Bu da yoncayı veya balyayı küçük bir şekilde kıyıyor, saman yapıyor veya başa saman yapıyor. Eğer uzun olduğu zaman veya tüm bir balya verdiğiniz zaman, yoncayı verdiğiniz zaman ineğin onu hazmetmesi zor oluyor. Bu şekilde inek bundan faydalanamamış oluyor. Ama saman haline getirirseniz bunu da inek hem yiyerek süte verim sağlıyor. Diğer tarafta ilaçlama makinelerimiz var. O da tarlada kullanılan bir modellerimiz var. Bağ ve bahçelerde kullanılan modellerimiz var. Turbo dediğimiz sistem. Onlar da bu şekilde yaparak çiftçimizin kullanımına hazırlıyoruz. Daha ne olsun? Evet efendim, daha ne olsun? Gerek çiftçilerimiz
özellikle de yetiştiricilerimiz. Efendim, benim çiftliğim çok büyük, çok küçük diye hiç düşünmeyin. Eğer ki Lusna'ya geldiğinizde küçük çaplıda bu işi yapıyorsanız, büyük çaplıda bu işi yapıyorsanız derdinize derman olacak, ihtiyacınız olan her şeyi kesinlikle ama kesinlikle özellikle şu süt sağma makinesinin bir kez daha şöyle bir altını çizelim. Aradığınız burada diyelim. Efendim vakit ayırdınız. Bize şöyle değerli vaktinizden vakit ayırdınız. Gerçekten memnun olduk. Bu ürünü de böyle anlatmış olduk. Onun da mutluluğunu ayrı taşıyoruz. Şöyle yapalım mı kapanışta? Eyvallah. İlla ki müşterileriniz var. Konya'da hemşehriler var. Evet. Bursa Tarım Fuarı'ndan bir hatıra kalsın. Ekran sende abim benim. Selam yollamak istersen. Evet. Ben tüm halkıma, halkımıza efendim özledim. Sizlerin aracıyla selamlarımı iletiyorum. Mutlu günler diliyorum. Ağzın bal yesin abi inşallah. İşin gücün rast gelsin. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz Lusna'daydık. Mehmet abimizin kıymetli bilgilerinden faydalandık. Şöyle yeni çıkan ürünleri de şöyle sizlerle beraber bir göz attık. Anlatması bizden efendim gelip birebir yerinde görmesi sizden internet adreslerine de girdiğinizde zaten gerekli bilgileri de iletişim adreslerinde oradan alabilirsiniz. Efendim Lusna'dan aktaracaklarımız bu kadar. Bursa Tarım Fuarı'nın nabzını sizler için tutmaya devam ediyoruz. Nisan Dişli'nin katkılarıyla hazırlanan Sektörel Bakış sona erdi.